Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle herkes biliyor ki evde kal, evde kal, evde kal. Yani ne kadar evde kalabiliriz? Yüreğimiz patlıyor. Bu koronavirüs yüzünden hepimiz evdeyiz. Evde ancak dersten çalışıyoruz falan filan. Yani online dersler geçiyoruz. Ancak bugün sizlere arkadaşlar evde vakit geçirmek için hepinizin yaşına uygun 5 internet sitesi göstereceğim. Yani bu Barış Özcan'dan bir videoydu. Ben de istedim böyle bir video çekmek. Yani ona da bakabilirsiniz. O 27 web sitesi gösterdi ama ben 5 web sitesini göstereceğim. Yani buna benim gücüm satıyor. Yani şimdi evdesiniz, oturdunuz, yüreğiniz sıkılıyor, canınız sıkılıyor yani. Mesela bir site var, esoftmurmur.com. Hepsinin yani sitelerini koyacağım. Esoftmurmur. Evet. Buradan yumuşak bir üfürüm tercüme ederken esoftmurmur oluyor. Bakın. Evet. Beynimizi sakinleştirmek için sesler. Gördüğünüz gibi çok güzel bir site. Hem de kaynağı da koyabilirsiniz. Biraz zamanlayıcı. Evet, 5 dakika sonra. Evet, gidiyor. Buna hem de ders yaparken arkadaşlar tamamlamak için, dikkatinizi toplamak için bu seslere kulak açabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Dikkat dağıtıcı yıkamak için ortam seçiyor. Şimdi bende böyle oluyor. Kasıyor bilgisayarda ama sizde belki de daha güzel olur. Evet. Güzel bir sitelerden biri. Böyle süper bir şey yani. Burada arkadaşlar mobil uygulaması var. Tezgisayar. Siz de onu onunla yapabilirsiniz. Yani indirebilirsiniz. Şimdi. İkinci bir sitesi arkadaşlar. Informationals beautiful.net. Evet, beautiful news. Burada arkadaşlar haberler var. Yani biraz İngilizceden biraz kafanız iyi olmalı. Güzel haberler var. Mesela harbiden haberler. European teens are drinking less alcohol. Galiba bu Avrupa'nın alkol tüketimiyle bağlı. Evet. Riskli içki içmek şiddete yaralanmaya ve cinsel yola bulaşan hastalıklara yol açabilir. Uzun vadede psikolojik ve sosyal sorunlara yol açar. Avrupa son 20 yılda gençlerin içilmesinde önemli düşüşleri gördü. Yüksek vergiler, reklam kısıtlamaları ve bilgilendirme kampanyaları itici güç olmuştur. Sonuç, daha sağlıklı ve daha mutlu yaşamlar. Aa. Nasıl yani? Neyse. Buradan güzel haberleri izleyebilirsiniz. Evet. Evde oturdunuz ve müzeye gitmek istiyorsunuz. Müze. Evet. metmuseum.org Art and Collections. Evet, burada Met koleksiyonu. Burada arkadaşlar müzede olan resimler falan sanat eserlerini gösteriyor. Bakın. Buraya çıkanları. Burada biliyoruz. Evet. Burada resimler var arkadaşlar. Evet. Güzel bir site. Bakın gördüğünüz gibi konser falan var. Yani evde oturarak müzeye gidebilirsiniz. Böyle güzel bir site. Yani web sitesi. Süper bir site. Evet. Evde oturdunuz yine. Oyun oynamak istiyorsunuz. Ücretsiz bir oyun. Ve KBH Games'den Fasmia oyunu oynuyorsunuz. Güzel bir oyun. Yani
Kafanızı dağıtmak için güzel bir oyun. Şimdi yükselsin bakalım. Evet, başladı. Nasıl bir şey ya? Evet, bakın böyle bir şey. Yani tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Yani kafa dağıtmazsın böyle bir şey. Oyun. Tam kafasına. Fatma yanıma geldi. Ben de istiyorum. Nasıl? Bunu da ne? Nasıl yapıyorsan yap. Bak. Ben almam ki. Bak. Ha. Ama çok güzel. Bak buraya bas sakla. Buraya bas. Evet. Aşağı aşağı. Almıyor. Biraz bu tarafa değil. Evet, güzel. Şimdi at. Olacak mı? Evet, oldu. Çok güzel. Yani eğlenceli bir kafa dağıtmak için bir say. Öldük. Evet, çok zaten güzel. Ona göre çekiyorum. Evde kaldım. Evde kal. Hashtag evde kal. Evet. Şimdi İngiliz dili işte öğrenmek istiyorsunuz ve binbinbin.com güzel bir site. Evet. Bunu what is this? Yani bunun ne olduğunu bilmelisiniz. Honeycomb yani bal peteği. Doğru. Bakın bin geldi. Yani bezelye geldi. Bezelye atıyor her kazanışta. Bu da bu da. Evet, bir tane de bine geldi. Bu ne o? Ne? Evet. Staircase. Oh no. Olmadı. Evet, buradan da arkadaşlar yani bu çocuklar için bir şey. Yani bu sizin için. Yani benim için gördüğünüz gibi çok kolay. Bunu çocuklar için daha güzel bir, yani Fatıma yaşlı çocuklar için daha iyi olabilir. Evet, bakın gördüğünüz gibi her doğru da bezelye geliyor. Yani sitenin adında da bin bin bin, yani bezelye bezelye bezelye. Evet. Buradan English vocabulary, yani İngiliz dilinde sözler mesela diye galiba. Miniature means, bunu anlamadım. Aa. Warrior means fighter. Evet. Sleep means uyan. Ne? Allah Allah. Yani ben tam anlamıyorum ama chili means atıyorum. Tail means protein. Neyse. İspan dilinde de var arkadaşlar. Rafresa means. Ama bunlar ne ya? Yani kafa dağıtmak için böyle siteler bulmuşlar. What is the capital of Bulgaria? Galiba Bulgaria'nın Sofya galiba. Evet. Mali ne ya? Ben ilk defa da biliyorum. Malzini. Neyse, bunu da yapalım. Alfabe. Allah'ım, bu ne? Nasıl yani? Bu ne ya? Buna hiç anlamadım. Rubidium. Oha! Periodic table. Evet. Kimya öğrenmek isteyenler için en güzel sitelerden biri. Zirconium. Neyse.
Evet arkadaşlar, burada da videomuz sona çıkıyor. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Güzel güzel site, evde kal günlerinde bu siteden istifade edebilirsiniz. Sağ olun, sağ olun.